Merhabalar. Antalya Gençlik Hizmetleri'nin sporu yürü ekibimiz şu an. Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Antalya'da temsilcilerimiz. Antalya için bizler önceliğimiz her zaman da çocuk ve gençlerimiz. Çocuk ve gençlerimiz spor yaşamlarında olmalarını, spor yapmaları için çalışmalar. Bunun yanında gençlik merkezlerimiz var. 3 tane gençlik merkezimiz var Antalya'da. Gençlik merkezlerimiz ile gençlerimizin kültürel yönlerine de dokunmak istiyoruz. Birçok kurslarımız, gezilerimiz, kamplarımız var. Aklınıza ne geliyorsa kültürel olarak, tiyatro, müzik, kamplar, bunları düzenliyoruz. Gençlik merkezlerimiz kültürel faaliyetleri yaptığımız merkezler. Buralara 24 yaş arası, 25 yaş arası gençlerimizi tamamen ücretsiz olarak ağırlıyoruz, hizmet ediyoruz. Gençlerimiz gençlik merkezinin içeri kapısından girdikten itibaren bütün hizmetlerle ücretsiz olarak devam ediyor. Bunun yanında gençlik merkezine ulaşamayan gençlerimiz için de gençlik merkezimizi onların ayarlamak istiyoruz. Gençlik merkezimiz her yerde adı altında projemiz var. Topluyoruz ne kadar eğitmenimiz, liderimiz varsa gençlerin ayağına gidiyoruz, oraya hizmetlerimiz var. Tabi bu bizim gençlik alanımız. Bir de spor alanımız var. Spor alanlarımızda da 3 yaşından 93 yaşına kadar tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak spor yaptırıyoruz. Tamamen ücretsiz. Bize başvurdukları andan itibaren ücret almadan deneyim antrenörlerimiz için spor yaptırıyoruz. Spor yapmanın yanında sporu bir yaşam kültürü haline getirmelerini de isteyerek bir öncesine çalışmalar. Tabi bu amatör sporlar, yaşlı yapıyoruz bunları. Gençlerimizin ve çocuklarımızın müsabakalarını organize ediyoruz. Okul sporlarını organize ediyoruz. Bunlar yönelik çalışmalarımız var. Bunları yapabilmek için tabi bakanlığımız tesisleşme yönünde çok büyük adımlar atıyor. Tesislerimiz yapılıyor. Türkiye'nin her yerinde, Antalya'mızda tesis bakımından oldukça iyi durumda. Tabi eksiğimiz yok mu var. Onlar da kısa sürede inşallah bakanlığımız sayesinde gerçekleştirip yapılacaklarımız. Antalya Spor, Antalya Stadyum. Bir de spor salonumuz var. Onun da ikisinin ismi aynı karıştı. Antalya Stadyumu bizim daha doğrusu Türkiye'nin göz bebeği stadyumlarından bir tanesi. Tamamen yuvarlak mimariye sahip, zemine sahip bir stadyum. 16 bin metrekare çatı alanında 12 bin metrekare güneş enerjisi panelleri kaplıyor çatısında. Bu tabi bizim bakanlığımızın yeni tesislerimizde yapmaya çalıştığı bir yenilik. Biz Antalya olarak nasip olanlardayız. Bundan sonraki tesislerde de yenilenebilir enerji konusunda bakanlığımızın birçok çalışması olacak. Antalya Stadyumu spor tesisi olarak ilk çatısı 12 bin metrekare güneş enerji panelleriyle kaplı. Türkiye'de tek, dünyada da ürettiği enerji bakımından spor tesislerinde içerisinde en yüksek verime sahip stadyum. En yüksek enerjiyi biz üretiyoruz. Ürettiğimiz enerjiyi iki tane santral vasıtasıyla üretiyoruz. Güneşten gelen enerjiyi panellerimize santrallere aktarıyoruz. Santrallerden de ürettiğimiz enerjiyi şehir şebekesine veriyoruz. Ürettiğimiz enerjiyi gerçek olursak yıllık ortalama 1.4 MW gibi bir elektrik üretiyoruz. Bu da şu demek, 500 evin yıllık elektrik üretimini karşılayabilecek bir üretim bu. Dolayısıyla bizim işimiz öncelikle çocuk ve gençlerimiz. Çocuk ve gençlerimizin sağlıklı bir ortamda yetişebilmesi için de çevreye de çok büyük önem gösteriyoruz. Bu nedenle de yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten en verimli şekilde yararlanmaya çalışıyoruz. Bu Antalya bunun için çok müsait bir ortam. Genel anlamda bakanlığımızın önemli şu sıralar önemli 23 tane konu var. Bir tanesi tüm vatandaşlarımızın spor yapması. Bir şekilde engelli vatandaşlarımız, yaşlılar, çocuklar. Bunun için bizler neler yapıyoruz? İlla ki spor tesisinde değil, vatandaşın bulunduğu yerlerde antrenörlerimizi görevlendirip oralarda sporlar yaptırıyoruz. Sanayi sitelerinde yaptırıyoruz, huzur evlerinde yaptırıyoruz, okullarda yaptırıyoruz. Yeni spor genel müdürlüğümüzün bir konu. Koşabiliyorken koşuyoruz.
Şu anda tüm Türkiye'de, tüm ünlülerin bu şekilde tüm vatandaşa spor yaptırabilmek için gerisini gündüzünü harcıyor. Eğildiğimiz bir diğer konu madde bağımlılığıyla mücadele bakanlığı. Biliyorsunuz yani tabii sadece uyuşturucu maddeler değil, bağımlılığı çok çeşitli var. İşte maddeye bağımlılık, teknoloji bağımlılığı, obezite de bir bağımlılık sayabiliriz. Tüm bunlarla mücadele etme konusunda mücadele veriyoruz. Tabii bizimki bağımlılığı tedavi edici değil, önleyici bir hizmet oluyoruz. Yani biz şunu düşünüyoruz, bir çocuğu, bir gencimizi ne kadar çok bizim tesislerimizde tutup spor yaptırabilirsek maddeden o kadar uzak tuttuğumuzu düşünüyoruz ki spor yapan biri zaten bütün maddelere bulaşmayacaktır diye düşünüyoruz. Disiplin kazanacaktır diye düşünüyoruz. Kendine ve vücuduna önem vereceğini düşünüyoruz. Bu nedenle de önem gösteriyoruz madde bağımlılığıyla mücadele. Tabi aslında mücadele değil mi? Yani mücadele tabii ki de önleyici bir hizmet veriyoruz biz vatandaşlarımıza. Bir diğer konu da bakanlığımızın yine bir başka konusu. Yetenek taraması yapıyoruz. Yapmaya başlayacağız en kısa sürede. Bunun için bütün laboratuvar teçhizatlarımızı hazırladık. İlkokullarda, 3. sınıflardan başlayarak tüm Türkiye'de 81 ilde yetenek taramaları yapacağız. 3. yaş, 3. sınıf çocuklarımız için. Tabi buralardan çıkan yetenekli çocuklarımız da ilgili kulüplere, ilgili branşlara, hangi spor dalının yeteneği varsa oraları yönlendirmeyecekler. İleride bizim spor veri tabanımızı oluşturacak. Olimpiyatlara sporcu yetişmemizde büyük bir veri tabanı olacak. Sporda neyi yeteneğinize göre branş seçimi çok önemli. Fiziki yapınız, kas yapınız, mental yapınız hangi branşlara uygunsa ona yönlendirmek çok önemli. Bu yüzden de biz böyle bir tarama başlıyoruz çocuklarımıza. Düzenli spor yapmayı diyorum ben. Spor hayatının içinde mutlaka olur. İster akşam, ister sabah. Biz genelde Türk halkı olarak vaktim yok demeyi çok seviyoruz. Aslında öyle değil. Yarım saat bile yapsanız sabah veya akşam veya öğle saati. Bu bile yeterli olacaktır. Yeter ki spor yapmayı hayat biçimi olarak benimsesindir.